Hayata bakışını anlatan en sevdiğin söz nedir? Ezen ayak olmak yerine ezilen çiçek ol. Nasıl biri olmaktan korkarsın? Pinti. Güne başlarken çay mı, kahve mi? Kola. Beğenmediğin bir huyun var mı? Beğenmediğim çok huyum var ama en beğenmediğim huyum aşırı inatçı olmam. Spor eşittir. Sessizlik. Hakkında yanlış bilinen bir şey var mı? Şımarık oldum. Asla ve asla değilim. Bana böyle bir tarhana olsun, onu kaynatıp içerim, yoluma bakarım. Asla ve asla hayatta en son olduğum şey şımarık ama öyle olduğumu zannedenler var. Ön yargılı mısın? Tabii ki ön yargılıyım. Kimileri sanat yapar. Benim sanatımda ön yargı. Düşüncelerine en çok önem verdiğin isim kimdir? Vallahi kendi düşüncelerime çok önem veriyorum. Onun haricinde de pek kimsenin düşüncelerine önem vermiyorum, vermeyeceğim de. Sevginin tanımı sence nedir? Sevginin tanımı... Vallahi... Kayıtsız şartsız. Seni en çok ne sinirlendirir? Beni en çok kendi takıntılarım sinirlendiriyor. Gün içerisinde 8 tane ruh hali değiştiriyorum o takıntılarla alakalı. Ona kuduruyorum sadece. Yani başka bir insanın beni sinirlendirmesi çok kolay değil. Evde mi yoksa dışarıda mı vakit geçirmekten hoşlanırsın? Ev. Ben domestiğim, ben bir kediyim. Ev. Dışarıda mesela bir mekana gidiyoruz. 10. dakikada iç ses. Beni buradan alın, beni buradan alın. Benim burada ne işim var, beni buradan alın. Ben evciyim benim abi. Oh, koltukta uzanacağım. Çekeceğim böyle deniz kızı gibi örtümü. Netflix elimde, diziler, çiçek. Düet yapmak istediğin bir isim var mı? Bu aralar düet yapmak istediğim bir isim... Çok düet yaptım ben ya. Yani hobi olarak düet yaptım. Eskiden düet isteyen diye Ferhat Göçer'e derlerdi, şimdi bana diyorlar. O yüzden düet müet yapmak istemiyorum bu aralar kimseyle. Ama Edis yaparsa tabii, neden olmasın. En büyük alışkanlığın? En büyük alışkanlığım, müzik dinlemeden uyuyamıyorum. Yani uyurken de sürekli arkada bir müzik çalmak durumunda. Yoksa zaten olmayan uykum iyice gidiyor. Neyi öğrenmek istemezdin? Ne zaman öleceğimi öğrenmek istemezdim. Gardırobunda en çok hangi renkler mevcut? Siyah ve beyaz. Yıllar önce bir cinnet geldi ve bütün renkli kıyafetleri ihtiyacı olanlara verdim. Tabii sonra aldım ama çünkü şöyleydi durum. Herhangi bir pantolonla herhangi bir tişörtü aldığımda ikisi de uyuyordu. Hani çünkü kıyafete harcayacak vaktim yoktu. Ama şimdi tabii daha bir renklere kaymışlık var. Ama siyah ve beyaz var ya, zaten gördüğünüz gibi. Unutamadığın bir konserin var mı? Unutamadığım bir konserim var mı? Evet, bu sene İzmir fuar kapanışını yaptım. Yani ölene kadar unutmayacağım bir konser. Çünkü yani bütün Ege oradaydı büyük ihtimalle. Ve zaten o konsere giderken ekip olarak da inanılmaz bir gaz ve heyecan içerisindeydik. Hatta Zeki Müren'in canım Ege'me saygımla geldim pankartını yapıp havaalanına o şekilde girmiştik. O yüzden asla unutmayacağım bir konser. Onun üzerine geçecek konser de herhalde zor. En çok kullandığın kelime? Maalesef abla. Sosyal medya bağımlılığının olduğunu düşünüyor musun? Merhaba, ben İrem ve ben bir bağımlıyım. Merhaba İrem. Büyük bağımlıyım, hem de öyle böyle değil. Parmağımın şurası çukur oldu. Çünkü şu lanet telefonu şu şekilde tutuyoruz ya. Burası çukur artık. Eskiden sabah kalktığımda gidip dişimi fırçalardım. Şimdi böyle hay hay. Yani ne yapayım, bağımlıyım. Başın sıkıştığında ilk kimi ararsın? Annemi. Çocukken en sevdiğin oyuncağın neydi? Ay, Michael Jackson hayranıydım ben. İlk kelimelerimden biri Maku. Bir tane bebeğim vardı. Siyahi bir bebek. Onun adı Maku'ydu. Ona Michael Jackson şarkıları söylettirirdim. Mama say, mama say, mama kosa.